Aren TV'den hepinize merhabalar. Geçtiğimiz pazar günü Suriye Demokratik Güçleri Deir-i Zor'da bir operasyon başlatmış ve bu operasyonun ardından Deir-i Zor Askeri Meclisi'nin genel komutanı görevden alınmıştı. Ve Deir-i Zor Askeri Komutanı görevden alınmasından sonra bazı silahlı gruplar Suriye Demokratik Güçlerine karşı ayaklanmış ve çatışmalar başlanmıştı. O günden bugüne bir hafta geçti değerli dostlar. Ve bugün ABD savaş uçakları Deir-i Zor'da İran destekli bazı silahlı grupları bombardımana tuttu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. ABD savaş uçakları bazı Arap aşiretlerle Suriye Demokratik Güçlerinin çatışmalarına sahne olan Suriye'nin doğusundaki Deir-i Zor vilayetindeki İran destekli gruplara hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Deir-i Zor'un doğusundaki Ebu Kemal Fırat Nehri'ne uzanan Cirs Heşabi olarak bilinen köprü ve çevresinde İran destekli gruplar bir araya geldi. Muhaliflere ait gözlem evine göre ABD'ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı. Araçlardaki unsurlardan ölü ve yaralıların olduğu, ayrıca araçtaki mühimmatların patladığı bilgisi alındı. Deir-i Zor'un doğusunda Ebu Kemal, Muhsan ve El Meyadin ilçelerinde İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yer aldığı biliniyor. Deir-i Zor il merkezi ve batısı İran destekli gruplar ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de IŞİD'in çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçmişti. Suriye yönetiminin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar en yoğun şekilde Deir-i Zor'da varlıklarını sürdürüyor. Sunni Arapların yaşadığı Deir-i Zor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. Demokratik Suriye Güçleri DSG, yerel silahlı güçlerin geri çekilmesinin ardından bugün Deir-i Zor'un doğu kırsalındaki El Basire kentini çatışmasız bir şekilde tamamen kontrol altına alarak bu kente yönelik tam tarama operasyonlarına başladı. Evet el dostlar, bir haftadır Suriye'nin kuzeydoğusunda Rojava bölgesinde yer alan Deir-i Zor'da gerginlik devam ediyordu ve bugün ABD uçakları ilk kez İran destekli silahlı güçleri hedef aldı. Bu da oradaki durumu değiştireceğini düşünüyorum. Öte yandan ABD'li askeri yetkililer bazı aşiret liderleriyle görüşerek DSG ile barışçıl bir çözüm bulması konusunda uyardığı haberleri de var. Ve bu da Arap aşiret liderleri tarafından olumlu karşılandığı haberleri geliyor. Bunu da bir dipnot olarak sizlere aktardıktan sonra geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.